Güzeldir de bizlerle. Hoş geldin sevgili Süleyman Ergisi. Dost FM Londra'ya, İlker'le Hayat Güzeldir'e. Hoş bulduk İlker'cim. Hem sana hem de bütün dinleyenlerine, izleyenlerine selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadığın için, bugün bizlerle beraber olduğun Estağfurullah. için çok teşekkür Estağfurullah. ediyorum. Tabii şu anda Dost FM Londra'da, Londra, İngiltere, Avrupa, Türkiye, Kıbrıs, dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından izleyicilerimiz var. Neler söylemeyi ister Tamam. Süleyman Ergisi? Şu an Kanada'dan da izleyenlerimiz var. Ben de Kanada'da Selamlar, geçmiş selamlar. arkadaşlarımızı izliyorlar, dinliyorlar. Valla herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Zor, bütün dünya zor bir süreçten geçiyor malum Doğru. korona zamanı. Doğru. Daha çok sabra ihtiyacımız var. Daha çok birbirimizi anlamaya, dinlemeye ihtiyacımız var. Hem ülkemiz de aynı şekilde tabii. Çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Umarım her şey geçecek. İnşallah. Çünkü yani bu insanlık tarihi boyunca neler yaşandı, neler oldu, neler savaşlar, her şey bitti yani. Bu da geçecek inşallah zamanla. İnşallah, inşallah. Umudu diri tutmak lazım. Aynen öyle. Aynen öyle. Tabii insanlık adına her zaman umudumuzu gerçekten diri tutmaya çalışıyoruz. Bu önemli. Sonuçta bir hayat yaşıyoruz. Bu hayat içerisinde olumsuzluklar da oluyor. Olmaya da devam edecek. Ama dediğin gibi umudumuzu diri tutmamız lazım. Şimdi Sevgili Süleyman Ergisi. Tabii son albüm özellikle çok güzel. Dört tane şarkı var değil mi albümde? Bir tane klip çektiniz. Biri Bir var. tane klip çektik. Aslında diğerleri sadece normal tekli şarkılar. Resmi olan tek şarkım şu anda biri var. Ha biri Diğerleri var. de ondan sonra, evet, biri var. Zaman içerisinde başka şarkılarımız da var. Onları da paylaşacağız. Şimdi biri varın klibini izlerken tabii diğer şarkıları da dinleme şansım oldu. Hepsi aslında bildiğimiz şarkılar ama biri var yeni bir şarkı, değil mi? Diğer Çok şarkı. yeni bir şarkı değil. Ha hepsi. Şöyle 25. Yani izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin yeni duyduğu bir şarkı ama şarkı aslında 25 senelik bir şarkı. 25 sene önce yaptım ama daha sonra bir can bulma ümidi olmadı. Şimdi yapabildik, şimdi ortaya çıkartabildik. Çok Yine bu daha önceden yapmış olduğumuz şarkılarımız var. Onları da zaman içerisinde dediğim gibi paylaşacağız. güzel şarkı. Klibi de çok güzel. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela diğer şarkılar hani mesela Kara Sevda, böyle bir kara sevda, kara toprakta biter. İşte öyle bir şey. Yine eski bir şarkı. Sonra Benim Adım Aşk. Mesela bunlar hani daha çok böyle duyduğumuz izleyicilerin, dinleyicilerin de çok böyle kulak aşinalığı olan eserler. Ama bazen öyle olabiliyor. Yani 20-25 yıl önce yine sen seslendirmiştin, değil mi aynı şarkıyı? Tabii. Yani bilmiyorum o YouTube'da var mı? Ben o versiyonu dinleyemedim. Ama o yüzden hani sıfır şarkı dedim. Belki de senin söylediğin gibi hani aradan uzun zaman geçti. Dinleyiciler hani senin için belki eski bir şarkı ama bizler için yepyeni bir şarkı. Dinleyenler tabii Aynen. tabii yeni bir şarkı. Dinleyenler için sıfır bir şarkı. Şimdi şarkı sözü ve müziği sana ait. Bana. Bana ait. Klip çok güzel. Yani klibi çektiğiniz yerde ondan da bahsedeceğim ama şarkı nasıl? Mesela 25 yıl önce ya o anlara bir gitsek şimdi mesela. Gitmiyoruz. Zor Ya oluyor şöyle 25 sene önceye gitmek de. Şimdi hatırlarsın belki o şarkıyı yaptığın dönemler. Anlatmayı istersen yani. anlatırım. Şöyle o zaman Cengiz Kurtoğlu ile Hasan Topaloğlu'nun ortaklaşa açmış oldukları Sindoma Müzik vardı. İyi biliyorum. 1999-2000 Doğru, yılı. doğru. Biz de o zaman şeyde Cengiz abiyle bir kontrat yapmıştık 5 albümlük. O zaman her gün şirkette, bazen hatta şirkette yatıp kalktığımız oluyordu. Hasan abi, Hasan Topaloğlu hep derdi, oğlum bak gençsiniz, üretin, yeni şarkılar yapın, bak imkan var filan, her şeyimiz elimizde. O dönemde işte Hasan abinin sürekli böyle işte söylemesiyle, ya dedik evet ya sürekli biz konuşuyoruz ya da işte televizyon izliyoruz veya işte bilardo oynuyoruz, hadi şunu yapalım. İşte o dönem çıkmış şarkılardan bir tanesiydi. Yani herhangi bir yaşanmışlığın üzerine değil de biraz Hasan abinin şeyiyle yani iteklemesiyle diyeyim çıkmış olan şarkılardan bir tanesi. Çok güzel şarkı. İyi ki yaptınız. Neden biliyor musun? Çünkü bazen mesela bazı şarkılar vardır. O dönem için belki promosyon yapılamadı.
ki zor şartlardı. Yani o dönem promosyon yapma şansın da çok az. Promosyon yapmayı düşündüğüm platformlarda zaten çok büyük sanatçılar var. Tabii, tabii, tabii. Yani o anlamda belki o dönem olmalı. Bugünün dünyasında biz bazen tabii hani eskiyle yeniyi bazen karşılaştırıyoruz. Aslında bugünün dünyasında şöyle bir şey var. Hani dezavantajlar çok. Neden? Çok sanatçı var. Albümler çok yapılabiliyor. Yani 90'lı yıllarda sizin bu şarkıyı yaptığınız dönem Çok çok özür dilerim. Lütfen devam edin. un Çok özür kapan. dilerim. Bir saniye hemen gidiyorum. Hemen. Tabii. Ben kendi kendime anlatayım. Şimdi o yıllarda tabii 90'lı yıllarda farklı bir un kapanı, farklı bir müzik piyasası, farklı bir müzik sektörü, günümüz dünyasıyla daha farklıydı. Diyorum ki 90'lı yılların müzik camiasıyla tabii şimdi aynı değil. Ya bugün günümüzde gerçekten günde 100 tane şarkı, 100 tane klip çıkıyor. Belki daha fazla. O yıllarda daha azdı ama tanıtmak daha zordu. Bugün evet Zor, yani çok zordu. çıkartıyorsunuz ama bugün de duyurma şansınız, duyurma olasılığınız çok yüksek ve eskisi gibi değil bazı şeyler. Tabii sen o dönemleri görmüş birisi olarak un kapanı piyasası, şimdiki piyasa nasıl değerlendiriyorsun? Nasıl geliyor sana? Ya dediğin gibi eskiden mesela bir şarkın var. İşte ben iyi bir sanatçıyım, sesim var, işte şarkım var. Gidip bir şirkete 5 yıllık ya da 5 albümlük anlaşma imzalamak zorundayım. Şimdi ise şarkın var kardeşim. Bunu bir aranjöre veriyorsun. Aranjör şarkını yapıyor, stüdyodan çıkıyor. Ondan sonra eğer imkanın varsa bir de klip çekiyorsun. Daha sonra YouTube'a koyuyorsun. Biraz reklamla, biraz tanıtımla. Eğer bir de olacaksa, dönecekse hemen insanlara ulaşma şansın var. Doğru. Aynen öyle. Güzel. Yani bugün tabii hani o günlerle kıyasladığınızda müzikal anlamda sanatçılar o günün dünyasında kazandıklarını belki de kazanamıyorlar. Yani işte o zamanın kaset satışları, ya yani rakamlar. O zamanlar hatırlıyorum yani 100 bin sattıysa bir kaset işte fena Tabii. değil. Yani başarısız. Ben hatta şunu söyleyeyim. Tam o dönem 1999-2000 yılında Şu an bir, ha, görüntüde bir sıkıntı oldu, düzeldi şimdi. Tamam. Tamam, şu an sorun yok. İbrahim Erkal'ın bir albümü 600 bin sattığı için çok ciddi, aa ne oluyor, neden satmıyor falan demişlerdi. 600 bin. Doğru. Çok büyük bir rakam. Doğru. Çünkü milyonlar satıyordu albümler. Doğru. 100 bin satan bir albüm dediğiniz gibi pek 100 bin satan bir albüm için insanlar pek şey yapmıyorlar. Bu arada demin hemen ayrıldım çünkü bir kedim var ve bazen çok ciddi yaramazlıklar yapıyor. Belki birazdan buraya da atlayabilir. O yüzden ayrılmak zorunda kaldım. Çok özür Yanına alabilirsin. Ben çok seviyorum hayvanları. Daha önce de dilerim. 2 tane kedim vardı benim. Onlarla yaşamak çok güzel. Yani bazen her ne kadar işte tüy problemi olsa da bazen mesela ben eve gelirdim mutfağın üstünde mesela ona salam keserdim. Salam verdim 2-3 parça. O büyük salamı mutfağın tezgahında unutmuşum. Allah parçalıya parçalıyor o bütün evin içerisinde onunla beraber gezerdi. Bizim Yani. Allah'tan öyle dertlerimiz yok. Sadece mama veriyorum, kuru mama. Öyle anlaşıyoruz şu anda. Çok güzel hayvanlar. Tabii ya hayvanlarla yaşamak çok farklı bir şey. Yani birçok şeyi bize tattırıyor. Bir de güzel. Ben özellikle hayvan seven insanlardan, hayvan besleyen, onunla yaşayan insanlardan tereddütsüz hemen şunu söylerim. Korkmam derim bu tarz insanlardan. Çünkü eğer o hayvan besliyorsa, o sevgiyi, o şefkati biliyorsa, merhamet duygusuyla yaşayan insanlardan bir tanesidir. Gözüyle bakarım hemen. Çok önemli bir şey. Çocuklara da çok aslında aşılamak lazım. Yani çocuklarımızı da böyle bir hayvanla yetiştirirsek, evcil hayvanla. Yani bu tavşan olur, kedi olur, köpek olur. Bunun çok kişisel gelişimine, o merhamet duygusuna, paylaşımlarına çok iyi geldiğine inanıyorum ben. Kesinlikle. Özellikle ben yaşadığım ülke Kanada'da çocukların neredeyse doğdukları zaman
Evlerinde bir kedi köpek mutlaka oluyor. Bazen hatta birkaç tane kedi, birkaç tane köpek oluyor. Doğru. Onlarla beraber büyüdükleri zaman hayatı anlamaları, insanlara bakış açıları, canlıya bakış açısı, doğaya bakış açısı çok daha farklı oluyor. Peki şimdi Kanada'da yaşıyorsun. Kanada'dan bahsetmişken orada şu anda yani ne aşamada bilmiyorum ama İngiltere'de mesela biraz daha şu anda açılmaya doğru gidiyor. Yani herhalde 10 25'ine falan uzattılar ama bir hafta 10 gün sonra artık o maske sınırlamasını da kaldırmayı planlıyorlar. Orada nasıl? Wow. Valla şimdi daha önce birkaç sefer açmayı denediler. Yani geçtiğimiz sene biliyorsun yaza doğru bir açtılar. Ondan sonra tekrar yükseldi. Bir daha açtılar, tekrar yükseldi. Şimdi hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali. Doğru. Mesela ufak ufak şeyleri açıyorlar. Mesela patyolar açıyorlar. Restoranların dışındaki böyle masa atılan yerleri açık hava. Fakat restoranların mesela içeriye servisi 24 Temmuz'da olacak Doğru. deniyor. Eğer Doğru. şey olmazsa sayılar tekrar yükselmezse ancak daha maskeyi atacağız, maskeyi çıkartacağız, böyle bir şey yok. Böyle Şimdi bir burada tabii İngiltere'de aşılamada birinci aşıda 40 milyonun üzerindeler. şey. İkinci aşıda 25 milyon civarındaydı. Dün en son baktım. Ben de dün aşı oldum. Aslında bu arada sevgili Süleyman Ergisi ile dün akşam olacaktı programımız. İngiltere saati 20.30'daydı benim aşı. O yüzden gerçekleştiremedik. Onun için de affına sığınıyorum. Tabii teaser Yok, falan da estağfurullah. hazırlamıştık. Sonra hemen bir sonraki günü almak zorunda kaldık. Ama Sağlık önemli, sağlık önemli. aynen. Sağlık first. Aynen. Healthy Aynen. Peki mesela Kanada'da hani first. normal dönemde böyle müzikal anlamda çalışmalar yaptığın, canlı müzik yaptığınız bir yerler var mıydı? Ya şimdi şöyle, yaşadığım şehir Toronto. 50 bin Türk var. Fakat daha yeni yeni diyebiliyorum. Son zamanlarda gelenler, hatta şimdi de çok gelmek isteyenler var. Genelde buraya farklı meslek gruplarından insanlar çok geliyor. Fakat müzisyen, sanatçı maalesef gelmiyor. Burası biliyorsun göçmen ülkesi. Genelde insanlar hani işte beyaz yakalı, mavi yakalı olarak geliyorlar. Burada açılmış olan birkaç tane sadece Türk restoranı var ve buralarda müzik yapıyoruz şu anda. Kanada her ne kadar, Toronto her ne kadar gelişmiş bir ülke olsa da Kanada, bu anlamda birazcık zorlanıyoruz açıkçası. Ama zaman içerisinde olacağını ümit ediyorum. Çünkü biliyorsun her şey birbirini tetikler. Doğru. İnsanlar sanatçıyı görmeli ki, müzisyeni görmeli ki bir şeyler kafasında uyansın. Aynen Şimdi öyle. ben mesela da bir şey açamam. Yani o benim işim değil. Ben Aynen. müzik yap, benim Aynen. işim müzik. Aynen öyle. Bu sebeple birileri de bunu görerek bu eksiği doldurmak isteyeceklerdir. Ama şu anda mevcut olan birkaç yer var. Oralarda müzik yapıyoruz. Peki mesela normal dönemde ya da işte koronavirüs sonrasında hayat normale döndükten sonra sevgili Süleyman Ergis'in mesela Türkiye'deki programlar işte İngiltere'de, Avrupa'da bu tarz etkinliklere daha önce de geliyor muydun ya da öyle planlar var mı şimdi? Tabii, 2015-2016'ya kadar ben dünyada çoğu yere gittim. Amerika'da, efendim, Avrupa'da çoğu yere gittim. Türkiye'de tabii çoğu yere gittim. İnşallah bir şeyden sonra korona, şu anda korona bitene kadar kimse bir şey söyleyemez. Yani Doğru. ben şu zaman şunu yapacağım demesi mümkün değil. Çünkü kimse bu planı yapamaz. Atıyorum yarın öbür gün bir anda tekrar sayılar yükseldiği zaman tak o planlar da gider. Tabii. O yüzden bekliyoruz bakalım şu korona bitsin. Tabii bizim hani yaşadığımız yer öncelikli Kanada. Kanada'da bir şeyler yapmak istiyorum. Amerika'da, Avrupa'da. Ama dediğim gibi her yere yani gitmek, tekrar orada insanlara şarkı söylemek, onlarla beraber şarkı söylemeyi çok istiyorum. Çok özledim şimdi. İnşallah. Ya umut ediyoruz ki senin de söylediğin gibi tabii İngiltere'de bazı planlar vardı ama bu planlar değişebilir. Çünkü burada da mesela Hindistan'dan gelen o yeni virüs belki bir ay daha erteleyebilirler dediler. Yani senin söylediğin gibi şu anda hani burada da publar açık ama içeride oturamıyorsun. Bahçede oturuyorsun. Restoranlarda da öyle bahçede oturabiliyorsun. Ama işte içerinin açılması herhalde yine bir buçuk ayı bulacak. Umut ediyorum ki aşılama tamamlandıktan sonra da vaka sayıları düşerse yani istedikleri, belirledikleri seviyelere ondan sonra hayat normale dönecek. İşin doğrusu özlüyoruz. Yani herkes özlüyor. Eski hayatı unuttuk yahu. Tabii.
Eski hayat ne yapıyorduk Aynen. unuttuk ya yani Aynen. maskesiz yani şuradan çöp atmaya çıkarken tak maske ya da her yerde maske. Maskesiz ne yapıyorduk bilmiyorum yani. Aynen. Doğru. Şimdi izninle biraz böyle mesajlara dönmeyi istiyorum. Bizi takip eden dostlar var. Bu arada sevgili Süleyman Ergisi'ye mesajlarınızı da yazabilirsiniz. Şu anda Dost FM Londra Facebook sayfasından ve İlkerli Hayat Güzeldir YouTube kanalından izleniyoruz. Berlin'den sevgili Şule bizimle beraber. İyi yayınlar İlker demiş. Hoş geldiniz Süleyman Bey demiş. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olsun. Evet. Hayriye Turgut Ayla Deniz bizimle beraber. Hayırlı akşamlar Karaoğlan demiş. Hoş geldiniz Süleyman Ergisi demiş. Hoş bulduk. Selamlar, sevgiler. Şeri Bulut Londra'dan. Şeri abla selam olsun. Her zaman bizimle beraber. İyi yayınlar İlker demiş. Konuğuna da selamlar demiş. Başta teşekkür ederiz. Sağ olsun. Evet. Kıyan Kartal bizimle beraber. Selam İlker. İyi yayınlar. Hoş geldin demiş. Süleyman Ergisi demiş. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nurten Başkaya bizimle beraber. Nurten Başkaya da çok değerli bir şarkı sözü yazarı. Az önce şey yazmıştı. Bak İlker çok mutluyum. TRT repertuarına bir eserim kabul edildi demiş. Hayırlı olsun. Hayırlı Güzel. olsun. Selam olsun. O da iyi yayınlar demiş. Doğrucu Davut bizimle beraber iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Selam olsun. Şimdi peki sevgili Süleyman Ergisi bu, güzel bir eser ve bunun devamı gelecek. Hazırladığınız eserler, şarkılar var mı? Klipler var mı böyle önümüzdeki günlerde paylaşacağınız? Şöyle hangi şarkıları yani ikinci ve üçüncü şarkımız da hazır şu anda. Henüz daha stüdyo aşamasına gelmedi. Stüdyo aşaması ve ardından klibi tabii çekeceğiz. Bir tanesini zannediyorum güz döneminde. Bir güz döneminde. İkincisinde belki Ocak, Şubat gibi düşünüyoruz. Nasıl olursa. Hayırlısı. 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 Valla şarkılar çok güzel. Ben zaman zaman programlarda paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Teşekkür ederim. Yorumun da çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii Cengiz Kurdoğlu dediğin için söylüyorum. Benim yani şu anda hani Türk müziğinde böyle enstrüman çalıp enstrümanıyla müzik yapan işte klibinde öyle dinlediğin, sahneye gittiğinde enstrümanıyla dinlediğin sanatçı sayısı çok az işin doğrusu. Yani müzik piyasasında o kadar çok albüm var ki, o kadar çok klip var ki hani müziği bilen, enstrüman çalan, müziği bilerek yapan insan sayısı çok az. O yüzden müzik sektörünün bu tarz projelere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda gerçek müzisyenlerin aslında biraz da böyle geride durduğunu hissediyorum. Fark ediyorum yani. Ya aslında çok geri durmuyorlar ama şöyle söyleyeyim çok acı bir şey ya demin kullanmış olduğum bir cümle var. Yani müziğin müzisyenlerce yapılması dedin ya evet doğrusu da bu zaten yani müziği bilen insanlar yapmalı. Tamam buna tabii ki marketingte yeti sahibi olan insanlar da destek vermeli nasıl pazarlanması gerektiğini. Ama müzik müzisyenler tarafından yapılmalı. Ben bu anlamda şöyle söyleyeceğim. Konservatuardan da abimiz hemen siz öyle deyince enstrüman çalan sahnede ve enstrüman çalan mesela Hakan Altun çok değerli bir sanatçı. Aynen. Konservatuardan da abi. İTÜ Konservatuar mezunuyum. Oradayken tambur çalıyorduk. Ayrıca ut da biraz çalmaya çalışıyoruz ama asıl branşım tabii ses konservatuvarda İTÜ 96'da İTÜ Konservatuvarı'na girdim. Oradaki asıl branşım aslında ses ve ses eğitimi, şan bölümünü bitirdim. Daha sonra yine Haliç Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. Daha sonra doktoraya başladık ama işte dediğim gibi 2016'da Türkiye'den ayrıldıktan sonra o da kaldı ama onu da inşallah zamanı gelince bitireceğim. İnşallah. Enstrüman çalmak insana çok ciddi bir hani nasıl söyleyeyim şöyle bir bakış açın vardır bir yere kadar. Mesela müzikte enstrüman çaldığın zaman o bakış açını genişletiyor. Ne kadar genişletiyor bilmiyorum ama genişletiyor.
Daha farklı düşünmeye başlıyorsun. Daha zengin düşünmeye başlıyorsun. Peki Özellikle besteliyorsun. yani peki mesela Kanada'da hani müzik adına çalışmalar yapıyor musunuz? Mesela işte enstrüman öğrenmeyi isteyen mesela öğrenciler var mı orada? Ya da sizden Var. Var tabii tabii ama genelde hep gitar öğrenmek istiyorlar. Çünkü yaz geliyor işte ben mesela şeylere Sahillerde gidelim. böyle. Değil mi? Sahillere gidelim. Hep o Evet. fotoğraf vardır ya sahilde Tabii. otururlar işte biralar Tabii. önünde muhabbet sohbet falan filan. Genelde insanlar tabii gitar öğrenmek istiyor. Doğru. İşte gençlerle daha çok gitar çalışıyoruz. İnsanlar zoru sevmiyorlar. Yani dışarıdan bakıldığı zaman kolay gibi geliyor. Fakat eline enstrümanı alınca uf filan ya bu biraz zormuş. Ya bu bir aşk, bu bir sanat sadece böyle Aynen. şey değil yani gösteriş değil. Bu bir aşkla yapılması gereken bir şey. Hocam ne zaman sahneye çıkarım ya? Ya bugün başlasak, hocam bugün gitara Yarım başlasak ne zaman sahneye çıkarım ya? sarsında, Ya. Ya tabii yarım sarsında. yani enstrüman çalmak eminim mesela hala öğreniyorsunuzdur bir şeyler hani çalarken. Tabii canım ya, Hala tabii canım. çünkü mesela bu hani işte 4 yıl okul bitirdin tamam ama bitti değil. Bu hep devam eden, hayat boyu devam eden bir şey. O yüzden bir kere enstrüman çalmayı isteyen insanlara ilk öneri bence sabır olmalı. Kesinlikle, kesinlikle. Yani tabii Allah'ın vermiş olduğu içgüdüsel bazı yeteneklerin de olması gerekiyor. O da yoksa zaten olmuyor. Çünkü bazen bir de şöyle bir şey var ya, ya anne baba mesela müziği çok seviyor, işte türküyü çok seviyor, oğlum bağlama çalsın diyor, işte şarkıları çok seviyor, oğlum gitar çalsın diyor ama çocuk biraz farklı yapıda. Yani belki o müzik kulağına sahip değil ya da mesela siz bağlama çalmasını istiyorsunuz ama o gitar istiyor ya da siz gitar diyorsunuz o aslında Türk halk müziğine hevesli. Biraz da böyle çocuklara bıraksa insan, değil mi? Onlar kendi istedikleri doğrultuda seçseler. Çok güzel bir şeye parmak bastın. Ben 2008 ile 2012, yok 2000 tabii 2008 ile 2012 arasında Başakşehir'de bir müzik kursumuz vardı. Orada hem orayı işletiyorduk hem de hocalık yapıyorduk. Genelde aileler getiriyor ve şöyle diyor. Benim oğlum bağlama çalmalı. Benim oğlum şunu çalmalı. Hep kafalarında bir şey var. Ben de diyordum tamam teşekkür ederim. Peki sen ne çalmak istiyorsun? Tamam mı? Çocuk bir şaşırıyordu. Annesine babasına bakıyordu, bana bakıyordu. Ben şunu çalmak istiyorum diyordu. Ama genelde hep anne ve babalar sadece o fotoğrafa çocuğu alıp yerleştirmek istiyorlar. Bizdeki problem biraz bu, tamam mı? Doğru. Alıp o fotoğrafı oraya orada görmek istiyor. Hani ben yapamadım. Kötü değil aslında, kötü niyet yok. Ben yapamadım, çocuğum yapsın. Ama çocuğa bırakmak lazım. Aynen. Bak, Almanya'dan Berlin'den sevgili Şule demiş ki, evet zor Hmm. demiş. Ben de bağlama çalmaya çalışıyorum ama çok zor demiş. Ya zor ama işte üzerine düştükçe o zaman içerisinde hani bir kolun gibi, bir efendime söyleyeyim yanağın gibi, parmağın gibi tamam mı? O olmaya başladıktan sonra hiç zor değil. Aynen öyle. Hiç Aynı zor değil. fikirdeyim. Yani vücudunun bir uzantısı olarak düşüneceksin bir enstrüman. O zaman hiçbir şekilde zor değil. Ya tabii ilk zamanlar şimdi perdeye tam basamıyorlar. Hı Belli hı. ilk bir hafta 10 gün parmaklarında nasırlar oluşuyor. Acı çekiyorlar. Evet. Onlar zannediyorlar ki bu hep böyle devam edecek. Yok Yani yok yok kesinlikle. Bir süre aynen. sonra nasıl olur da hiç acımıyor. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Nasıl oluyor acımıyor. Sıkıntı yok. ilk zamanlar mesela hocayla yan yana geliyorlar. Hoca tan 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 çalıyor işte. Tren gelir, hoş Hı gelir. Onlar hı. Hı. çalamıyorlar. O yüzden biraz da zor. İşte sabırlı olunca aslında ya dediğim gibi biraz da içgüdüsel bir şey. Yani Allah eğer size o yeteneği verdiyse siz çözüp götürebiliyorsunuz. Biraz da buna inanıyorum yani. Çünkü mesela vardır kimi öğrencileriniz çok hızlı kapar. Çünkü alır yani. Verdiğinizi alır. Kimi de alamaz. Çünkü benim çok değerli dostlarım vardı. İnanılmaz bağlama çalmaya çalışıyor ama ritim problemi var. Çözülemeyen bir ritim problemi var. Yani hani şarkıyı dinlese alkış çalamıyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bağlama O çalmayı bir istiyor. problem. Ciddi bir problem. Yani bu da var. Şimdi mesela o ritim problemi, benim babamın sesi mesela muhteşemdir. Bizim ailede herkesin sesi süperdir. Yani amcalarım, dayılarım, babam, abilerim. Zaten biz dört kardeşiz, dördümüz de konservatuar mezunu.
Mesela benim babamda da aynı problem var, tamam mı? Ritim problemi. Eğer bir insanın ritim problemi varsa baba, enstrüman. Demek ki siz anne tarafına çekmişsiniz. Bizimki karışık. İki tarafta da var Anladım. müzik yeteneği. Bak demiş ki Almanya'dan şöyle, sabır var da işten dolayı fırsat yok demiş. Yoğun çalışınca bayağı zor oluyor demiş. Doğru. Yani o anlamda. O doğru. O kesinlikle doğru. Ya bizim söylediğimiz daha küçük yaşta mesela çok ciddi böyle hani ya bu işte bu çocuğun yeteneği var hani bu olmalı diyeceğimiz insanlar. Öbür tarzda mesela bir hobi olarak düşünen arkadaşlarımıza, dostlarımıza tabii bir şey diyemiyoruz. Çünkü hayatın şeyleri var, zorlukları var. Yaşamak, çalışmak zorunda insanlar yani. Aynen öyle. Bu arada Kanada'da şu an saat kaç? Şu anda saat hemen bakıyorum. Saat 4'ü 14 geçiyor öğleden sonra. Öğleden sonra. Şu an Hı. İngiltere'de 21.14, Türkiye'de 23.14. Hı. Acayip. Acayip bir şey. Dünya işte. Şimdi bazen böyle geçmişten günümüze işte anlatıyoruz, bahsediyoruz ya. Günümüz dünyasının bizlere sunduğu nimetlerden bir tanesi. Ben de onu sonuna kadar kullanmaya çalışıyorum. Ya düşünebiliyor musun? İşte biz İngiltere'deyiz, sen Kanada'dasın. Şu an bizi izleyen dostlar kimi Almanya'da, kimi Türkiye'de, kimi Kıbrıs'ta işte bir sürü yerden aynı anda bizi duyabiliyorlar ve artık görebiliyorlar. Bu müthiş bir şey. Teknolojinin hayatımıza getirdiği güzellikler. Peki, sevgili Sadece Süleyman Aybüsü. orada değil. Mesela sanata yani sanatçıya getirmiş olduğu dedim ya demin hani bir yere bir firmaya işte 5 senelik sözleşme Aynen. imzalamıyorsun. Bir Aynen. tane klip çekip YouTube'a koyuyorsun baba. Doğru söylüyorsun. Yani bu çok 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 önemli. ciddi bir özgürlük, özgürlük. Çok önemli. Yine söylüyorum. Tabii şimdi eskiye göre hani getirdikleri götürdükleri bu tartışılır. Var. Hani ya eskiden şu çok güzeldi dediğimiz şeyler var. Ama acaba o yıllara dönebilsek mesela. Şimdi diyelim ki döndük. Yapabilir miyiz? Ben yapamam. Ben yapamam. Yani birçok Kimse insan yapamaz. yapamaz. Yani kimse yapamaz. Doğru söylüyorsun. Kimse yapamaz. Şimdi yani bugünün dünyasında bir kere şöyle bir özgürlük var söylediğin gibi. Hani müzik sektörü olduğu için konumuz müzikten bahsediyoruz. Ya prodüktörlere bir mahkumiyet vardı. Evet, eskiden bu vardı. Esaret vardı. Şarkını paylaşacaksın. Ya işte hangi klibi nasıl çeksem? Kliplerde maliyette işte yayınlatacağım ya o bu kadar istiyor, bu kadar istiyor. Şimdi aynı anda 5 tane televizyonda yayınlamaya kalksam bütçen yetmez. Ya bir tanesine Evet. yetmiyordu. Yani şimdi hani 5 tane diyoruz da bir tanesine Kral TV'yi hatırlıyor musun? Yani dolarla 20 yani bin dolar. 20 bin dolar. aynen. Yani bunu kaç kişi verebiliyordu? Plak şirketleri senin adına ilk albüm yapıyorsun. Vermiyordu çünkü geriye dönüş bekliyordu. Büyük sanatçıları harcıyorlardı bu paraları. Şimdi bugün artık senin de söylediğin gibi YouTube'u var, Facebook'u var, Instagram'ı var, TikTok'u var. Her ne kadar bazı sosyal medya uygulamalarını çok böyle onaylamasam da, çok severek kullanmasam da tanıtımlar için, paylaşımlar için, duyurular için ya şimdi bu tanıtım deyince hani sadece radyo programcısı, televizyon klip çeken müzisyenler adına düşünmeyin. Mesela bir hastanede hastanız var ve kan arıyorsunuz. Onu bile anında sosyal medyada paylaşıp duyurma şansınız var. Ya iyi tarafı, Tabii, güzel tabii. tarafı bu. Hani izleyicilerimiz şimdi düşünmesinler. Hep müzikten, hep şeyden, sanattan bahsediyoruz tanıtımdan. Konumuz müzik olduğu için bu. Şimdi sosyal medyanın güzel tarafı var. Bir kere o plak şirketi isterse hiç klibi yayınlamasın hiçbir yerde. Hatta plak şirketine dahi ihtiyacın yok. Yani fiziksel bir CD Yok basmadığın yok. için ona bile ihtiyacın yok. Şimdi zaten ilginç geliyor bana sevgili Süleyman Ergisi. Hala görüyorum bazı YouTube kanallarında ya klibimi orada yayınlatayım. Bazı plak şirketlerine götürüp klibimi onlar yayınlasın daha çok izlenir diye düşünenler var. Neler düşünüyorsun? Valla şöyle söyleyeyim. Geçen daha 2 gün önce, 2 3 gün önce burada Alihan Yandı, sevgili kardeşim aranjör. Ya Süleyman dedi işte bir klip yapsak işte şurada koysak işte çok izleniyor dedi, tamam mı? Dedim, güzel kardeşim sen çok izleneni görüyorsun. Diğerlerini görüyor musun? Aynı çocukların hani şey gibi ya bir futbolcu olsam ne para kazanırım? Ya sen kazananı görüyorsun, kazanmayanı bilmiyoruz yani Doğru. bilmediğimiz için. O yüzden belli yerlere bence iş gereği yok.
Aynı Yani fikirdeyim. diğer bağlanmanın gereği yok. Çünkü hayat Aynen. o kadar değişkeni olan bir süreç ki. Yani bugün işte bir yere bağlanırsın. Yarın öbür gün çok güzel bir fırsat çıkarsa ne olacak? Bu benim hayatımda Aynen. çok başıma geldi. Bak aynı dönemde bir yere imza attım. Öbür taraf bana acayip bir şey teklif etti ama yapamadım. O yüzden bir yere bağlamasın. Hele hele sanatçı. Sanatçı Aynen. özgür olmak. E tabii yani şimdi bir de gençsin. Toysun. Farklı şeyler sunuyorlar. Ya şimdi sen bir albüm yapmaya çalışıyorsun. Adam sana diyor ki 5 albüm yapacağım diyor. Şimdi sen bir Öyle bir tane şey yok. tabii şimdi sen bir taneyi yapmaya İnternet. çalışıyorsun. 5 albüm diyor. Ha, sözleşmenin arasına da birer yıl arayla maddesini eklediği için o 5 albüm senin 10 yılını alıyor. Sadece senin için değil, birçok kişinin başına geldiği için söylüyorum. Tabii. Yani o yıllarda hatta böyle insanlarla sözleşme imzalayıp yerine getirmediler. Ama sözleşmelerde öyle maddeler vardı ki hak iddia edemediler. Bu tarz sorunlar Tabii. çok çok yaşandı. Bizim mesela o konuda ben Cengiz abiye de Hasan abiye de çok çok teşekkür ediyorum. Tamam, ekonomik kriz sebebiyle biz mesela şirketi kapattıkları için ayrılmıştık ama kimsenin o şirkette bulunan kimsenin hakkını bir başkasına satmadılar. Herkese dediler ki al kardeşim. Ne güzel. Ne yaparsan yap. Başka Ne güzel. insanlar bunu satıyorlardı yani. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Doğru. İmza çünkü çok önemli. Çok önemli. Doğru. Bir sanatçının herhangi bir yere imza atmasına gerek yok. Yüreğiyle imza atsın insanların kalbine. Bir yere gidip imza atmasın. Kimsenin yani bu anlamda çok izlenme anlamında ya da çok bilinirliğini artırma anlamında yardımı olmaz. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Ya bir de işte albümü yapmaktı. Şimdi mesela aranjörlerden bahsettik ya. Mesela bugün home office, home stüdyo dediğimiz stüdyolarda 10 numara soundlar çıkıyor. Bazen Tabii böyle büyük canım. stüdyolar ya olmaz home stüdyoda olmaz diyorlar da oluyor. Yani Oluyor. şimdi biraz daha işin doğrusu insanların üretkenliği, paylaşma olanakları arttı. Bu anlamda güzel. Ben her şeyi de yani yapabildiği her şeyi yapsın, paylaşsın. Zaten o seviliyorsa, beğeniliyorsa bir yerlere ulaşıyor. Beğenilmiyorsa Kesin. da beğenilmiyordur yani. Sen iyi şarkı yapıyorsan, güzel şarkı yapabildiysen, bir duygu varsa, bir ruh varsa insanlar tarafından alınıyor. Ha belki işte diyorum ya, o bazı mesela YouTube kanallarında gerçekten günde yetişemiyoruz. Biz bir yandan hani bazen acaba yeni ne var, radyoda ne çalabiliriz, ne paylaşabiliriz diye ben çok nadir göz atardım. Artık o sayfalara da girmiyorum, biliyor musun? Çünkü o kadar farklı ki. Yani işte Ya. sağ olsun bazı PR şirketleri var. İyi projelerle buluşturuyorlar bizleri. PR da çok önemli. Bu arada ben teşekkür etmek istiyorum sevgili Arya Arya Piyara. PR'a, Eşref Bey'e, değil mi? Teşekkür ediyorum. Şeref. Şeref Bey'e, Şeref Bey. pardon. Şeref Bey'e teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bizi çok değerli, senin gibi çok değerli sanatçılarla buluşturuyorlar. PR çok önemli. Yani radyo programlarında onların mesela bu trafiği organize etmesi, paylaşması gerçekten son derece önemli. İşini iyi yapan, işini layığıyla yapan kişilerden bir tanesi. Şeref Bey'e de selamlar olsun buradan. Sağ olsun. Biz de selam söylüyoruz kendisine. Her gün görüşürüz gerçi de. Peki. Şimdi bir proje paylaştınız. Biri var. Çok güzel şarkı. Ben az sonra tekrar paylaşacağım. Neler söylemeyi istersin? Şu an belki mesela biz sohbet ederken şarkıyı dinleyen dostlar var. Belki ilk defa dinleyen dostlar var. Belki klibi ilk defa izleyecek dostlar var. Neler söylemeyi istersin? Biri var. Benim şarkım. Evet, çok sevdiğim bir şarkı. Bundan sonra da yine sevdiğim şarkıları paylaşmaya devam edeceğim. Ama biri var benim başlangıç şarkım olarak düşünüyorum. Aslında daha önceden yapmış olduğum albümler vardı. Ben daha önceden dini müzik yapıyordum. İlahiler falan söylüyordum. İlk Dinliyorum. şarkım olarak düşünüyorum. Görüyorum. Ya yeni ve taze başlangıç olarak görüyorum kendi adıma. Ama biri var. Hani hayatımızda hep biri var. Yani sevdiğimiz, özlediğimiz, kavuşmayı beklediğimiz, belki hiç kavuşamayacağımız ya Aynen da öyle. kavuştuğumuzda çok çok mutlu olacağımız biri var. Annemiz var, babamız var, efendime söyleyeyim kardeşimiz, evladımız var, dostumuz var. İşte o birine sımsıkı sarılmalarını diliyorum ben dostlarımdan. Çünkü eğer uzakta olurlarsa, biz mesela çoğu dostumuzu, annemi babamı
Yıllardır görmüyorum yani. Birçok dostumu görmüyorum. Sadece telefondan. Onlara sarılsınlar. Peki bak. Ve onlara sevdiklerini söylesinler. Şimdi Gözlerine bakarak. güzel 2-3 tane mesaj var. Onları da paylaşacağım da. Tabii. Beyce Aydoğdu benim süt annem. Çok değerli benim için. Zaman zaman özel de mesajlar yazar bana. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Dilek Salimova, hayırlı geceler, iyi yayınlar İlker demiş. Hoş geldiniz demiş sevgili Süleyman Ergisi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Almanya'dan, Berlin'den Şule demiş ki, bence biraz mırıldanabilir mi Süleyman Bey demiş. Biri var dedik Tabii. ya. Özledik zaten söylemeyi. İnanmak çok zor gelse de bana. Gidişinle yok oldu bütün umutlar. Sanma ki gücendim, kırıldım sana. Seni her an özleyen burada biri var. Sanma ki gücendim, kırıldım sana. Seni her an özleyen burada biri var. Biri var. Ardından ağlayan biri var. Ateşinle yanan biri var. Kor olan, kahrolan, karalar bağlayan, her gece ağlayan burada biri var. Aşk diye hasreti gönlüne serir. Bir heves uğruna kurban edilir. İçinde her gece bin dağ devrilir. Şarkılarla yaşayan burada biri var. İçinde her gece bin dağ devrilir. Şarkılarla yaşayan burada biri var. Biri var. Ardından ağlayan biri var. Ateşinle yanan biri var. Kor olan, kahrolan, karalar bağlayan, her gece ağlayan burada biri var. Kor olan, kahrolan, karalar bağlayan, her gece ağlayan burada biri var. Şimdi sen böyle şarkı söylerken ben daldım, 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 yemin ediyorum. Böyle var ya, ne kadar güzel bir şarkı. Ağzına sağlık Herkes Süleyman biri Bey var. demiş. Biri var Teşekkür ederim. demiş. Sağ olsun. Sağ olsunlar. Herkes için biri var ve herkes de birileri için biri. Aynen öyle. Dilek Salimova, Herkes. hoş geldiniz, başarılar diliyorum demiş. Çok Valla teşekkür ederim. Sağ olun. çok güzel. Bak çok teşekkür ediyorum keyifli sohbetin için sevgili Süleyman Ergisi. Tabii Ben teşekkür ederim. müzikten, sosyal hayattan, Kanada'dan, Avrupa'dan, Türkiye'den birçok konudan çok keyifli bir sohbet olduğuna inanıyorum. Çok keyif aldım. İzleyicilerimiz de Ben de. çok keyif almıştır. Alkışlar geliyor sana. Almanya'dan, Berlin'den özellikle. Ağzına sağlık Süleyman Bey, biri var demiş. Neler söylemek istersin son olarak bizleri izleyen dostlara? Son olarak Almanya, Berlin dedik. Ondan sonra Kıbrıs dedik. İngiltere, burası Kanada, Amerika. Bizi dinleyen tüm dostlara hepsine selamlar, sevgiler. Dostlarına da selam söylesinler. İnşallah koronadan sonra beraber bir araya geleceğiz. İnşallah. Müzik mi? İnşallah. Evet. Çok teşekkür ediyorum sevgili Süleyman Ergisi. Teşekkür ediyorum. İnanılmaz keyifli bir sohbet oldu. Benim Yeni için de aynı. şarkılarınızı bekliyoruz. Yeni şarkılarla beraber de önümüzdeki dönemde hem böyle canlı yayında misafir etmekten mutluluk duyarız, hem de inşallah Londra'ya da gelirsiniz. Londra'da Canlı da canlı. İnşallah. canlı canlı. Süper olur. Süper olur. İnşallah. Çok Belki de teşekkür ediyorum. beraber yaparız.
İnşallah. Çok teşekkür ediyorum sevgili Süleyman Ergisi. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, sevgili Süleyman Ergisi ile çok keyifli bir sohbet oldu. Eminim sizler de bu sohbetten, bu keyifli sohbetten keyif aldınız. Ki biz gerçekten zaman nasıl geçti yine anlamadık. Çok keyif aldık. Ben şimdi sevgili Süleyman Ergisi'nin bu güzel eseriyle Biri Var isimli şarkısıyla veda edeceğim sizlere. Herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Londra, İngiltere, Avrupa, Türkiye bizimle olan bütün dostlara herkese ama herkese teşekkürler. Süleyman